Dostlar günaydın. Yolculukta yeni bir güne daha uyandık. Sanırım 6. gün. Bergama ile Kozak Yaylası arasında bir yerdeyiz. Bir dere kenarında. Güzel bir ceviz ağacının altında. Uyuduk kalktık. Şimdi ortalığı toparlayıp yola devam ediyoruz. Hadi bakalım. Kamp yerinden ayrılalı 500-600 metre oldu. Çok güzel bir çeşme ve yanında kamp yapmaya müsait güzel bir alan buldum. Pişman oldum şimdi bak orada kamp yaptığıma. Uğraştık, dereden su doldurduk, kaynattık, soğuttuk, içtik falan. Bilemezsin abi ne göreceğini. Belki de bir daha hiç bulamayacaktım uygun bir kamp yeri. Nasip. Hadi bakalım yola devam. Kamp yerinden sonra 1-1,5 kilometre falan gelmişimdir. Yolda birkaç tane çeşmeye denk geldim. Yani biz suyun dibinde susuz kamp yapmışız. Nasip. Şimdi rampalar başlıyor. Bayağı bir dik rampa varmış. Şu çeşmede biraz dinlenelim. Rampalar başladı. Erzak alacak bir yerde bulamadım. Her şey bitti. 2 paket noodle makarna haricinde. O da adamı doyurur doyurmaz bilmiyorum. Dün akşamdan beri açım. Saat şu an 2 civarı, 2,5 civarı. Bir 10 kilometre ötede bir köy var. Ondan başka da bir yer yok. Oraya ulaşabilirsem orada tüm imkanlar var. Bakalım nasip. Hadi gidelim. Rampalar bitmiyor. Bayağı da yoruyor. Çok da kamyon geçiyor yoldan. 5-6 kilometre böyle rampaymış. Bakalım. Çıkabildiğimiz kadar çıkalım. Of. Yordu be. Hadi bakalım. Piknik sahasına 1 kilometre diyor. Orman İşletme Müdürlüğü'ne aitmiş galiba. İnşallah orada bir yiyecek içecek bir şeyler vardır. Hadi bir gidip bakalım. Bayağı bir yol tırmandım. Neredeyse tepeye yaklaştık. Burada bir piknik alanı diye bir yer gösteriyor. Ama galiba içerisinde bir işletme gibi bir şey yok. İnşallah vardır, bir bakalım. Acıktım bayağı. Evet, mesire alanına uğradım. Hafif bir şeyler atışmalık bir şeyler varmış. Az da olsa açlığımı bastırdım. Şimdi yaklaşık 7 kilometrelik bir yol kaldı. Akşam olmadan bunu da kat edebilirsem bakkalı kahvesi olan Yukarıbey bucağına varacağım. Hadi gidelim bakalım. Oy, rampa bitmiyor abi. Neredeyse her kilometrede bir oturup dinlenmek zorundayım. Bayağı bir rampa. İnşallah tepeye varabiliriz. Hava kararmadan. Hani saatte bakalım saate kaçmış. Saat 5:30. Fazla vaktimiz de kalmadı. Daha 4-5 kilometre yol var. Haydi kalkalım. Sanki yavaş yavaş tepe noktasına geliyoruz. Hem rakım yükseldi, oksijen miktarı arttı, hem de hava serinledi. Yürü babam yürü, nereye kadar? Yok yok, daha pes etmedim. Yolcu yolunda gerek. Haydi gidelim. Yol kıyısında kızılcıklar buldum. Orijinal. Biraz atıştıralım değil mi? Of 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 of, maşallah orman duduna bak ya. Açken ben değilim abicim. Şuna bir yumulayım izninizle.
kızılcık, yabani üzüm ve orman dudunun muhteşem üçlemesi. Rampa sonunda bitiyor. Yaklaşıyoruz yukarı Beyköy'üne doğru. 3-4 kilometre kalmış. Hadi bakalım. Bozak Yaylası'nın civarına geldik. Tepe noktasına geldik. Rampalar bitti. Bundan sonra bir süre iniş aşağı gideceğiz. Haydi gidelim. Evet. Yukarı Beyköy'üne yaklaşık 3 kilometre kaldı. Havada kararmak üzere, güneş batıyor. Yetişmeye çalışıyorum. Evet dostlar, Kozak Yaylası'nda İstanbullu gezgin arkadaşlarla konuştum. Güzel bir sohbet ediyoruz. Gecenin ilerleyen saatleri. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha denk geliriz. İnşallah. Biz teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Evet dostlar, 7. güne de Kozak Yaylası'nda uyandık. Kozak Yaşam Vadisi diye bir kamp alanındayım. Gece buraya zor yetiştim. Belki bugün de burada kalırım. Köy merkezine gideyim, biraz alışveriş yapayım. Yol sarayım. Sonra devam edeceğiz. Evet abiler, şimdi Kozak Yaylası'nda Yukarı Bey Köyü'nün yakınlarında, girişinde Kozak Yaşam Vadisi diye bir kamp alanı gibi bir piknik yeri, kafe, restoran, karışık bir yer var. Oraya girdim, orada çadırımı kurdum dün gece. Sabah da kalktım, geç kalktım biraz yine. O yüzden bir gece daha orada kalmayı düşünüyorum. Şimdi çadırımı oraya bıraktım. Köy merkezine gidiyorum. Alışveriş yapacağım. Biraz yol sorarım. Kahvede biraz takılırım. Sonra geriye geleceğim burada. Bir gece daha kalıp yola devam edeceğiz. İzmir Bergama'ya bağlı Yukarı Bey Mahallesi. Şimdi köy merkezine doğru bir gidelim bakalım. Bayağı büyük bir yermiş. Şöyle kahvehanesine doğru bir gidelim bakalım. Selamünaleyküm. Dostlar, şu an Yukarı Bey Köyü'nden ayrılıyorum tekrar kamp yerime. Köy girişindeki o yaşam vadisine, orada çadırımı bırakmıştım ya, oraya tekrar gidiyorum. Biraz alışveriş yaptım akşam için. Bu gece de orada kalacağım.
Sonra sabah bir rota planladım. Köy merkezinde güzel bir lokanta var. Kozak sofrası diye. Hemen kahvenin dibinde küçük bir yer. Ablalar işletiyor. Bayağı lezzetli, fiyatı da çok uygun. Bu taraflara yolunuz düşerse tavsiye ederim. Yolda gördüğünüz koca tabelaları aldırmayın. Yukarıbey Mahallesi'nin içindeki Kozak sofrasını ziyaret edin derim. Haydi bakalım, kampiyonumuza ulaşalım. Görüşürüz. Haydi bakalım millet, biraz hamak keyfi yapayım. Çok yoruldum, rampalar çıktım. Kozak yaylasına vardım. Orada iki gün kalmayı düşündüm. Bu gece de güzelce dinlendikten sonra daha büyük dağlar var aşmam gereken. Sabah erken çıkıp Yukarı Cuma köyünden Gölcük yaylasına dağ yollarından çıkacağım. Oradan da Balıkesir'in Burhaniye'nin Kırtık köyüne, oradan aşağı köylerden Burhaniye'ye, Burhaniye'den de Akça'ya varmayı düşünüyorum. Planlar her zaman değişiyor, yol değişiyor. Tavsiyelere göre sürekli plan değiştiriyorum. Bilmediğimiz yerler. Hani mesela şu an böyle söyledim, rotayı çizdim kafamda ama bu yarına değişebilir. Yollardayız. Değişkenler çok. Her şey yolu değiştirmeye sebep olabiliyor. Bazı yollarda su olmuyor mesela, orayı tercih etmiyorum. Bakkalı olan köylerden geçmeyi tercih ediyorum. Çünkü sürekli yük, erzak taşımak sıkıntı. 20 kilo civarında bir çantam var. Onu hafifletmeye çalışırken bir de uzun mesafe erzak taşımak sıkıntılı oluyor. O yüzden geçici köyden köye sürekli tüketebileceğim az az erzak alıyorum. Bazen de bu ters tepiyor. Köye varıyorsun, bakkal yok, erzağın da yok. Kalıyorsun aç. Evvelsi gün sabah Bergama'dan ayrıldıktan sonra İncecikler Köyü'ne uğradım ya. Geçtiğimiz bölümde o da var. İncecikler Köyü'nde bakkalda alışveriş yaparım diye düşünmüştüm. Ama baktım köyün bakkalı kapalı, kahvehanesi kapalı. Alışveriş yapamadık. O yüzden aç aç rampaları çıktım. Yolda bir gözlemeci denk getirdim. Allah'tan da atıştırdım. Yani yol bu. Ne olacağı hiç belli değil. Şöyle az yaklaşım bakayım. Fazla uzak kaldık. Hamak iyi geldi abi. Biraz yatayım. Şu bu çektiğim videoları telefona aktarmam lazım. YouTube'a yüklediğim videoları geri telefondan silmek zorundayım. Hafıza sıkıntılı. Yolda bir de bu videolarla uğraşıyoruz. Bunlar da vakit alıyor. Boş zamanlarımda artık atabildiğim kadar. Videolar düzensiz gelebilir bu arada. Çünkü her zaman internet bulamıyoruz. Kendi internetimiz yetmiyor. Telefon çekmiyor. Şarj bitiyor. Hafıza doluyor. O ne ya? Bir ses geldi orada. Düğün çekimi yapıyorlar galiba. Neyse. Evli çiftlere mutluluklar diliyoruz. Burası güzel bir kamp yeri. Tavsiye ederim. Köyü çok güzel. Yukarıbey bayağı bir büyük bir yer yani. Bucak diye geçiyor zaten. Motosiklet tamirhanesinden tut traktör tamircisine kadar, eczanesinden bayağı bir şey var. Düğün çekimi yapıyorlar da. Kaan Karabulut. Merhaba. Aleykümselam. Mutluluklar abicim. Çiftler düğün çekimi yapıyor. Biz yol çekimindeyiz. Bu arada şunu söyleyeyim. Hem yol hem video çekmek biraz zahmetli. Kafanda hep başka düşünceler. Su var mı? Yemek var mı? Nereye varacağım? Akşam olmadan bir yere varabilir miyim? Nereye kamp kurabilirim? Hep bu düşüncedesin. O yüzden videolara çok özenemiyorum. Yani öyle efektif, sinematik görüntüler yakalayayım. Yok şöyle açıdan çekeyim, oradan çekeyim falan. Bunlara uğraşamıyorum. Yani amaç da zaten video çekmek değil. Bu yolculuğun amacı başka. Bu yolculuk uzun. Daha çok videolar çekeceğim. Bazı zaman gelecek
video çekemeyecek. Yani durumlar her zaman değişiyor. Bakalım yol nereye götürür? Sana mı bakayım ya? Sen atıyorlar tutabilirsin. Güzel Brahma horozları da varmış mekan sahibine. Evet, ördekler bize eşlik ediyor, yanımızda oturuyorlar. Keyifleri de güzel maşallah. Buranın imkanlarından biraz faydalanayım. Bataryalarım bitti, onları doldurayım. Telefonu şarj ettim falan derken. Yemeğimizi yedik içtik. İkinci günde akşam üzeri şu an. 5 civarı oldu galiba. Bu gece de burada kalıp yarın sabah erkenden yola koyulmak istiyorum. Çünkü yolda yaşamanın en güzel yönü bilinmezlik. En zor yönü de bu. Biz de zoru tercih ettik. Bakalım sağlığımız, sıhhatimiz el verirse devam edeceğiz. Çünkü aynı zamanda bir sloganımız var. Bunu da arada sırada tekrarlamak istiyorum. 81 il, 81 fidan. Ormanlar için yürüyorum sloganıyla çıktığım bu yolculuk şimdilik güzel gidiyor. Bu yolculuktaki amacım fidan bağışına olan duyarlılığı arttırmak, küresel isime dikkat çekmek ve aynı zamanda da bu yolculuğu orman şehitlerimize adıyorum. Onlara ithaf etmek istiyorum. Bu sebeple bunun amacına ulaşması için duyulması lazım. İnsanlara ulaşabilmemiz lazım ki insanlar da duyarlılığın artmasına vesile olalım. Bu zor, meşakkatli yolculuğumuzla insanların dikkatini çekebilelim. Ama önce ulaşabilmek lazım. İnsanların YouTube'da, Instagram'da, sosyal medyada bizi görmesi, yaptığımız yolculuğu görmesi ve bunun dikkatini çekmesi için insanlara görünebilmek lazım. Burada da iş size düşüyor arkadaşlar. Sebeple sizlerin, duyarlı dostlarımın bu içerikleri paylaşması lazım. Yani bir şekilde etkileşimini artırıp sosyal medyada öne çıkmasını sağlaması lazım. Bu nasıl oluyor öne çıkması? Örneğin YouTube'da ne kadar abonen çoksa, ne kadar beğenin çoksa, ne kadar yorum çok yapılmışsa o video daha çok öne çıkıyor, daha çok gösterim alıyor. Abone olmanız, yorum yapmanız, beğenmeniz veya beğenmemeniz, fikrinizi belirtmeniz bu sebeple önemli. O yüzden katkılarınızı rica ediyorum. Yani böyle, bunu arada söyleyeceğim. Her bölüm olmasa da arada bölümlerde bunu tekrarlamayı düşünüyorum. Bakalım inşallah yolculuğumuz hayırlı olur. Ne diyelim, böyle işte ara ara böyle kamerayı açar, monolog, sohbet ederiz. Yoruma gelirsen de olur, diyalog abi. Şimdi yolculuk buradan köyler üzerinden Burhaniye'ye. Bakalım yolda neler yaşayacağız. Haydi Allah'a emanet olun.